arabada sürekli dinlediğim radyo kanallarından biri. Hepimizin öyle. Ne varsa eskilerde var, bilmiyorlar. Bu nostalji şarkıları falan. İnsanın içinde bir çizim. Sen yapabilirsin değil mi? Harikayız. O zaman gelsin ödülümüz. Büyük alkışlar. Hay nostalji için. Yeni çıkış yapan Ulusal Nostalji Radyosu. Hay nostaljiyi alkışlarla sahnemize veriyor. Ben Fahri Nostalji'nin yayın yönetmeni Fikret Kocaman. Yılın en iyi çıkışı böyle yakışır dedik, oradan zıplayarak geldik, bilmiyorum, görenler oldu. Teşekkür ederim. Bu arada demin soğuk soğuk terler döndü. Tam böyle oradan ödülün son anında böyle sevgili dostum bize doğru döndü ve hani tam biz gelecekken siz programda bir değişiklik yapınca yılın en iyi fantezi sanatçısı deyince benim hayatım boyunca da bir işim hikaye anlattı. Şarkı söyleyeceğimi düşündüğüm için. Bir kuple buyurun o hikayeyi dinleyelim. Peki abi. Hemen nostalji hikayesi çok kısa. İki cümleyle anlatacağım. İki yıl kadar önce Türkiye'nin ilk ulusal nostalji radyosunda kurma olurum. Bana getirmen de bilir. Bütün çan grubunu sizin yöneticilerine ve benimle birlikte binlerce şarkı arasında uyumadan dolaşan Hikmet'e teşekkür ediyorum. Hay nostaljiyi bilen var mı? Altın Rekor'a çok teşekkür ediyoruz. Bilmeyenler yarın İstanbul 99.2'yi bir açsınlar. Kapatabilirlerse bu ödülü hak etmemişiz demektir. Teşekkür ederiz. Alkışlar. Çok teşekkür ederim. Tebrikler, başarılar. Fikret Bey hoş geldiniz. Bu akşam en iyi çıkış yapan Nostalji Radyosu ödülüne layık görüldünüz. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı sağlamanın sırrı nedir? Şimdi aslında kitlemizi tanımamızla ilgili oldu galiba o. Baştan zaten bunu hesaplayarak, adım adım planlayarak yaptık. Hedeflerimizin bu anlamda tutması bizi çok sevindirdi. Daha önce karşımıza çıkabilecek rakipleri bile önceden öngörerek ona göre planlarımızı yapmıştık ama ne yaparsanız yapın, iş dışında bir nostalji bilinci, yani o dönemin müziğine bir tutkunuz yoksa bunu başarmak mümkün olmazdı. 70'ler, 80'ler, 90'lar ve tabii bir de şu düsturdan yola çıktık. Olgun insanların dinleyebileceği çok az radyo kaldı galiba. Ve bu fikir üzerine çalışmamızı bina ettik. Bu durumu aslında bu kadar büyüyeceğini bize tahmin etmemiştik. Niş bir kitleye hitap ediyoruz diye başlamışken şunu anladık ki aslında sandığımızdan çok daha fazla müzik dinleyicisi olgun ve müzikten anlayan bir bilince sahip. Altın Rehber'e çok teşekkür ediyoruz bu ödül için. Harika bir gece. Çok teşekkür ederiz.